Günaydın. Biz şimdi daha yeni geldik. Hemen bir şeyler yedik. Üstümü falan giyindim. Denize gidiyoruz. Havuza gittiğimizde deniz daha çok sevdiğimiz için hemen denize gittik. Bakalım size de burayı iyice göstermeye çalışacağım. Önce ben de bir keşfedeyim, sonra daha detaylı gösteririm. Su çok güzeldi, çok serindi. Aşırı aşırı keyif aldık. Antalya kadar sıcak değildi. Ama burası Antalya'dan daha sıcak ama deniz daha soğuk. İlk günün günah olmaz diye bugün biraz erken gidiyoruz. Çok yorulduk. Duş alıp biraz dinleneceğiz. Öğle akşam yemeğine gideceğiz. Hızlandırılmış şekilde birlikte makyaj yapalım diyorum. Bu vlogu çok makyajla doldurmak istemiyorum. Bunu akşam bakacağız. Beni boydan çekecek kimse olmayınca kendi çekiyorum artık, son çare. Akşam yemeğini hazırım kızlar. Hafif bir makyaj yaptım. Şöyle yakından da göstereyim. Kızlar, ilk akşam yemeğini hazırlandım. Makyajımı göstermiştim. Şimdi elbisemi daha yakından göstereyim. Bu bayez hazırlama videomu izlediyseniz ilk gösterdiğim elbise. Bu çiçekli elbise. Şu pembe çantasını taktım. Ayakkabı olarak da bu taşlı sandaleti tercih ettim. Pek rahat değil. Biraz rahatsız ama parlayan ve taşlı şeyleri çok sevdiğimi biliyorsunuz, o yüzden taktım yani ilk gün böyle. Şimdi akşam yemeğine geldik, bol bol kalori alacağız. Evet, zayıfladım, her şey bitti. Arkamı aldım. Böyle akşam yürüyüşü yapıyoruz. Otelin arkalarını falan keşfediyoruz. Sesleri duyuyorsunuz orada. Animatör. Kendince şakalar falan yapıyor ama asla komik değil. Kesinlikle korkunç. Şurada deniz var. Şu an görünmüyor tabii. Biz oteli çok sevdik. Hem diğer Antalya'lardaki falan tatil köylerine göre uygun fiyatlı. Hem de çok güzel, yemekleri falan aşırı aşırı lezzetli. Sabah herhalde annemin spora falan gideceğiz, o kadar yemenin üstüne kilo almamak için. Annem zaten her sabah yürüyüş yapar, aksatmaz bütün tatillerde bile. Şuna bakar mısınız kızlar, kocaman ve inanılmaz güzel. Asıl gündüz çok çok güzel görünüyor. Biz çok yorgun olduğumuz için ablamla şimdi odaya geldik. Saat 10 falan, hemen uyumayı düşünüyoruz. Biz zaten daha çok tatilde gündüzleri takılmayı sevip geceler hemen uyuyoruz. Hiç gece aktivite zevkimiz yok. Aşırı yoruldum. Ablam da şimdi hoca falan sürecekmiş ama ben hemen uyuyacağım. Ben ışıkta falan uyuyabiliyorum gayet rahat. O yüzden benim için sorun yok. Hemen şimdi uyuyacağım kızlar. Yarın
devam edeceğim. Otelde daha çok öğrenmiş olacağım. Daha güzel şeyler çekeceğimi düşünüyorum. Umarım çekebilirim. Günaydın. İkinci günden merhaba. Şimdi kahvaltımızı yaptık. Ablamla birlikte plaja gidiyoruz. Annemler biraz geç gelecek. Onlar kahvaltıyı uzun yapıyor. Biz ablamla hızlı hızlı yapıyoruz. Ve şöyle havuzu göstereyim. Şöyle iki tane havuz var. Denizde karşıda. Çok güzel bir yol var. Şimdi kamerayı ters çevirip de oraya göstereyim. Kızlar şu manzaranın güzelliğine bakar mısınız? Çok çok güzel ama aşırı sıcak. Sabah annem plaja erkenden gitmiş spor yaparken. Oradan bize babamla yer tutmuşlar. Oraya gidiyoruz. Yani iskelede güzel bir yerimiz var. Dün geç geldiğimiz için güzel yerde oturamamıştık. Arkaya kalmıştık. Sesleri duyuyor musunuz? Tatile geldiğimizi hissediyoruz bu sesle. Buraya da geldik. Bunlar dışarıda olanlar. Biz şu iskelede yer tuttuk. Orada olmak istiyoruz. Zaten denize de oradan giriliyor ama burada çok güzel görünüyor. Bu yastıklar iskelede yok. Biz geldik, şimdi oturduk. Size böyle biraz plaj çantamda ne var göstereyim istiyorum aynı videonun içinde. Benden çantamda ne var videosunu isteyenler de olmuştu. Bu da plaj çantamda ne varın kısa bir videosu olsun. Öncelikle plaj çantam şöyle. Çok kalın, bu ince her yerde satılanlardan değil. Ben bunları seviyorum. Hem her renge uyuyor. Hem kullanımı çok rahat. Şöyle şapkam var, bu taşlı tuşlu. La Roche-Posay'ın güneş kremi var. Bunu ben çok seviyorum. 50 faktör hafta. Hatta şu an yüzüme süreyim, yenileyim en son. Kahvaltıya giderken sürmüştüm. Biliyorsunuz bunları sık sık yenilemek lazım. Güneş kreminin yapısını da çok beğeniyorum. Beyaz beyaz iz de bırakmıyor. Ve gerçekten koruyor. Normalde ben ilk gün haşlanmış tavuğa dönerim. Yani böyle bayağı bayağı kıpkırmızı olurum. Dün hiç kızarmadım ve burası inanılmaz güneş sıcak. Ona rağmen gayet iyi durumdayım. O yüzden güneş kremi arıyorsanız bunu tavsiye ederim. Vücut kremi olarak da bu Aven markasının spreyi var. Daha bunu hiç kullanmadık. Bugün açıp bunu kullanacağım. Bununla ilgili yorumlarımı da Instagram'da paylaşırım. Burada gördüğünüz gibi şu an açtım. Bunu da uygulayayım. Görün ay elim kremli oldukça. Aha. Bakın şu şekilde. Ha, kolay dağılıyormuş. Güzel. Kokusu da güzel. Klasik güneş kremleri gibi kokmuyor ama güzel. Ben videodan sonra bunu uygulayacağım. Watsons'larda satılan organik saç spreyini aldım. Sıvı saç spreyi bu. Belki denizden sonra saçım çok kurursa ve taramak istersem diye onu aldım. Bir tane şöyle daha rahat giyebileceğim yedek bir elbiseyi aldım. İşte kahve almaya, dondurma almaya giderken falan giyinmek için pratik olur diye düşündüm. Tabii ki şöyle bir tane yelpazem var arkadaşlar. Burası aşırı aşırı sıcak. İyi ki getirmişim. Çok memnunum. Böyle iki tane gözlüğüm var. Değiştire değiştire takarım. Fotoğraflar falan biliyorsunuz. Bir tanesi böyle. Bordo tonlarında. Bundan çok memnunum. Çok kaliteli. Bir tane de böyle, bunu çok ucuza bir yerden almıştım. Bu daha çok böyle fotoğraflık, saçınızı tutturmalık falan. Bu da böyle bu tarz. Kedi gözlük dediklerinden. Bir de şöyle bebek yağım var. Bunu da böyle buzdolabı poşetine koydum. Bu da denizden falan çıktığımda cildim çok kuruyor benim, bacaklarım. O zaman kullanıyorum. Çok iyi geliyor. Çantamdakiler de bu şekildeydi kızlar. Bunlar dışında hiçbir şey yok. Sizi de şu an böyle bir masanın üstüne koydum, küçük el tripodumu. O şekilde konuşuyorum. İnşallah ben videoyu çektiğimde yüzümde güneş kremi kalmamıştır. İyi dağıtamamış olabilirim çünkü genelde hep burnumun üstünde, çenemin altında falan kalır. Şimdi denizden çıktım kızlar. Su çok çok güzeldi. Aşırı aşırı sevdim ya. Şöyle sürekli su bitiriyoruz, o kadar sıcak ki. Kaç tane içtim daha şimdiden. Saat de 12 bile olmadı. Öyle ama bu iskele yine esiyormuş yani. Diğer yer dün hiç esmiyordu. İskele daha güzel. Anne sen burayı sevdin mi? Evet, burayı da sevdim. Ben her yerde seviyorum. Tatil olsun da ne olursa olsun. Evet, biz ailece herkesin tatil çok seviyoruz. Şimdi odaya dönüyorum. Telefonum şarjı çok azaldı. Telefonumu şarja takacağım. Ve telefonsuz ne yapabilirim? Sahil kenarında. Odaya gidip bir de powerbank'imi alacağım. Biraz şarja taktıktan sonra.
şimdi geldim. Dün geldiğimizde çok yorgun olduğumuz için direkt dağıttık. Size çok detaylı gösteremedim. Şimdi biraz göstereyim. Tabii dün daha şıktı. Bunların üstünde süslü şunlardan vardı. Ne deniyor bunlara? Süslü çarşaflar ama tabii onlarla uyumadığı için biz onları çıkardık. Geride sermemişler. Burası benim yatağım. Burası ablamın yatağı. Bakın şurada çok güzel bir ayna var. Tam boy aynası. Bir de ışık arkadan gelmese süper çekimler yapılırmış. Burada bir tane daha ayna var. Şöyle bir televizyon var. Açılmayı kapanmayı hiçbir şey bilmiyor. Çok saçma bir televizyon. Anlamadık, çözemedik. Böyle bir ısıtıcı var. Kahve falan için. Bunları falan onlar koyuyor. Zaten her şey sınırsız. Dolapta bir sürü içecek de var. Yani oda gördüğünüz gibi aslında geniş. Banyomuz şu şekilde. Ben banyoyu falan çok sevdim. Gayet rahat. Geniş. Size bir de manzaramızı göstereyim. Şurada havuzları görüyoruz. Arkasında da mis gibi bir deniz. Çok güzel görünüyor. Cam yansıdığı için şu an gösteremiyorum pek ama. Şöyle biraz çıkarayım. Aşırı aşırı güzel bir manzaramız var. Burası da bu şekilde. Bu odanın tek kötü bir yanı var bence. Şöyle söyleyeyim. Biliyorsunuz yurt dışında prizleri başka. Burada da prizler farklı. Keşke ona göre tedbirli gelseydik ama yok. Bir tanesi sadece normal priz. Şarj edecek bir sürü eşya var ve ablamla ben kalıyoruz. Yani tek kişi de değil. Bir taneyi sürekli değiştirmek zorundayız ve gece kalkıp hani sabah kullanabilmek için. O yüzden sıkıntı. Yani gelirseniz mutlaka priz değiştirme aplikatörü de üçlü priz falan getirin. Biz bir dahakine artık üçlü priz falan getireceğiz. Öylesi çok güzel çözüm olurdu. Yani odayla ilgili tek sıkıntımız bu. Bu da sıkıntıysa tabii. Onun dışında gördüğünüz gibi çok güzel, çok güzel de temizlemişler. Şimdi babamla birlikte balıkları besliyoruz. Burada çok güzel balıklar var. Hepsi geliyor. Leblebi atıyoruz. Denizden çıktıktan sonra vücuduna sudan bulmasından nefret edenler. İkinci akşam yemeği için hazırım. Makyajım bu şekilde oldu. Bu kot elbisemi giydim, üstüme bu crop'u giydim. Şimdiden yanmışım. Canım acıyor. O kadar güneş kremi sürmeme rağmen. Şimdi boy aynasından göstereyim. İşte bu şekilde giyindim. Işık ters olduğu için biraz karanlık çıkıyor ama. Şurada gördüğünüz bütün takılar ablamın. Yani kendisi bir takı manyağı. Bunu size daha önce söylemiş miydim hatırlamıyorum. Deniz kum güneşten biraz ayağım şişmiş. Gülmesene. Şu ikinci bant biraz sıkıyor. Ya evde tam oluyordu ama şimdi deniz kum güneş derken şişmiş. Yine de giydim yani çok rahat. Altı da yumuşak. Bambi'den almıştım. Almak isteyenler bakabilir. Yeni sezon hala var. Ben Trendyol Bambi'den almıştım. Şimdi bu iskeleyi bulduk. Burada fotoğraf çekileceğiz. Çok güzel manzara. Manzarayı kaçırmıyorum. Hemen gidiyorum. Denize gidiyoruz. Size burayı göstermiştim. Böyle yüksek bir yerdeyiz. Bu asansörden aşağı iniyoruz. Deniz burada. Gideceğimiz yerde hemen şu iskele. Bu manzarası çok güzel ama ışık çok ters olduğu için hiç güzel fotoğraflar çıkmıyor. Bugün burası ekstra bir kalabalık. Biz de sebebini anlamadık. Biraz arkalara düştük. O yüzden dünkü kadar güzel bir yer tutamadık. Dün şu kısımda oturmuştuk. Bugün orada yer bulamadık. Buraları tuttuk. Tam işte içecek aldığımız bar da burası. Yani her şey direkt çok yakın. Zaten hemen buradan girip çıkıyoruz. Su yine çok güzel görünüyor. Gerçekten çok güzel. Manzara da böyle. Bakın ablam beni o kadar çok seviyor ki ismim yazılı oldu.
Çantayı kullanıyor, kendisi flaş çantasını unutmuş. Benim bu küçük ismime özel çantayı kullanıyor. Ne düşünüyorsun abla? Yapacak bir şey yok. Kardeşimle çantayı elimizde. Son akşam evimiz, yarın otelden ayrılıyoruz. Böyle bir makyaj yaptım, böyle elbise giydim. Hatta bu videoyu bir sonraki videoda izleyebilirsiniz. Tatilin bir gününü takipçilerim yönetiyor diye. Orada her şeyi siz seçtiniz, küpemden Tokam'a kadar. Şimdi annem ve babamın yanına gidiyoruz. Dördümüzün hiç fotoğrafı yok diye annemize trip attı. Bugün öyle hep birlikte fotoğraf çekeceğiz. Bugün ilk defa havuza geldik. Birazdan size havuzu yakından gösteririm. Saat 12.04'te falan otelden ayrılacağız. 12'de odayı boşaltmamız lazım. O yüzden lobiye bagajları koyacağız ama 4'e kadar burada takılacağız. 4'te servis alacak, havalimanına gideceğiz. Oradan artık Ankara'ya döneceğiz. Biliyorsunuz Kıbrıs'tayım. Havuzun şöyle bir manzarası var. Bayıldık. Şurada görüyor musunuz? Hamak var. Çok güzel fotoğraflar çekildik. Kaç gündür ne güzel esiyordu. Hava bayağı iyiydi. Ama şimdi aşırı sıcak. Size biraz da şimdi havuzu göstereyim. İki tane havuz var. Bir tanesi böyle büyük havuz. Bir tanesi böyle daha küçük. Şu yoldan zaten artık biliyorsunuzdur denize gidiliyor. Şurada duşlar falan var. Kaldığımız yerde bizim tam olarak şurasıydı. Böyle merak edenler için, balayına gelmeyi düşünenler bana çok mesaj attı. Biz hani oraya gelmeyi düşünüyoruz. Nasıl, iyice çeker misin diye. Dediğim gibi 4'te otelden ayrılacağız. O yüzden videoyu daha fazla uzatmanın anlamı yok. Bu vlogu burada bitiriyorum. İlk vlogum olduğu için biraz acemilikler oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Yeterli olmuştur. Hepinizi seviyorum. Kocaman öpüyorum. Şurada abone ol butonu çıkacak. Abone olmayı unutmayın.